Saçmalama Meriç ya. Ya saçmalamayın ikiniz de ya, yeter. Asıl sen saçmalama. Gözümle gördüm diyorum sana. Bizzat okudum mesajı. Sinan seni aldatıyor. Aynen böyle yazıyordu. Hangi manyağın işi bu ya? Bilemem artık. Rahat durduğun yok ki. Ya yok öyle bir şey kızım. Yok. Allah Allah. Tamam. Aliye ile aramız kötü. Kabul ediyorum. Kafam atıyor. Ben de gidip otelde kalıyorum bazen. Ama o kadar. Aa, ben o kadar emin değilim. Ya Meriç beni delirtme. Uslanmıyorsun, uslanmayacaksın. Bak abi. Aliye sana 10 numara büyük. Ya sen bari inan bana ya. Nasıl inanayım abi? Gecenin bir yarısında kız otelde buluyor seni. Arkadan bir kadın sesi geliyor. Ya televizyona çıktı. Nasıl tesadüfse ertesi güne mesaj geliyor. Sinan seni aldatıyor diye. Sen olsan ne yaparsın? Kime inanırsın? İnanamıyorum Feyyaz. Ayten Altman'la yemeğe mi gideceğiz? Nişanlını ne sandın sen Nusret'im? Devrim bütün sanatçılarıyla çalıştım ben. Ayten Hanım'ın arkasında az davul çalmadım. Düğünümüze de gelecek. Nikahımıza demek istiyorsun herhalde. Hayır efendim, düğünümüze. Ben düğün istiyorum Nusret. İstiyorum. Dağıtacağım düğünümde ben. Halay çekeceğim, horon tepeceğim. Niye masrafa girelim Feyyaz'cığım? Kolay mı düğün yapmak? Bugüne bugün devlet memuruyum ben. Bankadan kredi alırım Allah Allah. İkinci baharıma düğünsüz mü gireyim yani? Belki balayımızda Paris'e gideriz. Tabii tabii. Ben o kadar aptal mıyım Sinan? Bilmiyor muyum böyle bir şey olursa faturayı bana ödeteceğini? Yapar mıyım öyle bir şey? E kim yaptı peki? Bilmiyorum. Ama ben öyle bir mesaj atmadım, yemin ederim. İlişkimizi kim biliyor? Hiç kimse. Ben hiç kimseye bir şey söylemedim. Beni değil seni tanıyan birinin işi bu. Her kimse boş atmış, dolu tutmuş işte. Ya manyak mı insanlar? Niye yapsınlar böyle bir şey? İstanbul'a geldin, işini büyüttün, önemli bir adam oldun. Seni çekemeyen dünya kadar insan var. Ha, işleri güçleri yok, karımla uğraşacaklar. Başka neyle uğraşsınlar Sinan? Hem kocan seni Leyla'yla aldatıyor dememiş ki mesajda. Aldatıyor demiş sadece. Öyle değil mi? Evet. Biri boş atıp dolu tutmuş olabilir. Ama kim? Karını tanıyan biri mutlaka. Oh anne. Müsaadenizle ben hanıma bir telefon açabilir miyim İkbal Hanım? Aç bakalım. Ne kıymetli karın varmış. Akşamdan beri 3. oldu. Yemeği hazırlayayım mı İkbal Hanım? Acıkmadım daha. Alo? Anne ne yapıyorsunuz? Ne zaman doğuruyor Rıza'nın karısı? Sancıları sıklaştı. Bugün mı? Yarın. Eli kulağındadır be. Ha, iyi, Sinan iyi. Efendi'nin yaptığını şunu gördün değil mi? Beni. Karısı tamam, doğurmak görüşürüz. Üzere olan adamı bıraktı başımıza, çekti gitti. 3 gün duramadı karısına koşmadan. İyi de onun da bir evi barkı vardır. Çocuklar özlerler babalarını be ya. Sen de Sinan'ı müdafaa ede ede bitiremedin Hasibe. Sana göre benden başka herkes iyi zaten. La havle ve la kuvvetin. Ya sabır ya Rabbi. Ben buldum mesajı kimin attığını. Kim? Annem. Saçmalama ya. Annem yapamaz böyle bir şey. Annem mi yapamaz? Annem bizi ayırmak için her şeyi yapar. Daha sana bana mesaj atamıyor. Gizli numara alacak da Aliye'ye mesaj atacak da mümkün değil. Birine doğrudan telefon ettirse anlarım ama böyle mesaj filan annem olamaz. Doğru haklısın. Annem mesaj atmayı bile bilmiyor. Hı. Kim o zaman bu ya? Birlikte olduğun kadındır. Kim olacak başka? Ya yok kızım öyle bir şey ya. Allah Allah. Ayakkabılarınızı giyin biz geliyoruz. Yoksa yoktur. Biz çıkıyoruz. Afiyet olsun. İyi eğlenin. Sen? Ben de çıkacağım birazdan. Emrivaki yaptın Sinan. Aliyeciğim ne olursun? Ailecek bir yemek yiyeceğiz dışarıda. Çocuklar bu kadar sevinçle istemeselerdi kapıdan dışarı adımımı atmazdım.